Olimpiyat şampiyonu sporcuların yarışlara nasıl hazırlandığını hiç merak ettiniz mi? Veya çok zengin iş adamlarının dünyayı nasıl gördüklerini? Bu gibi çok başarılı insanlar imgeleme yöntemiyle dünyayı tamamıyla farklı algılar. Psikolojideki otomatiklik ilkesine göre gördüğümüz şey seçimlerinizi tetikler. Farz edelim ki daha sağlıklı bir yaşam tarzı istiyorsunuz. O zaman mutfak tezgahının üzerinde cips yerine meyve bırakın. O esnada meyveler ilginizi çekmese bile görüş alanınızda olmayan bir cips aklınıza gelmeyecek, dolayısıyla midenize inmeyecektir. Diyelim ki sahnedesiniz. Sahip olduğunuz ön yargılardan dolayı seyircilere korku ve endişeyle bakıyorsunuz. Gözlerinizin önüne sürekli sizi dinlemekten sıkılan tipler geliyor. Bu esnada her zaman gülümseyen ve sizi dinleyen birilerinin de olduğunu unutmayın ve onlara odaklanın. Böylece daha iyi bir sahne çıkarırsınız. İlginç gelebilir ama finans tarihinin efsanelerinden milyarder Charlie Munger hayatı boyunca hiç finans eğitimi almamıştır. Yatırım kararlarını nasıl aldığı sorulduğunda ise bir tür karar kontrol listesi oluşturduğundan bahseder. Böylece aldığı kararları görselleştirip gelecekteki yatırımları için bir referans oluşturur. Olimpiyatlarda altın madalya alan sporcular ulaşmak istediği hedefi gözünde canlandırıp sadece yarışı kazandıklarını hayal ederler. Buna daraltılmış odak denir. Hedefe ulaşmak konusunda yüksek performans için muhteşem bir egzersizdir.